Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lenovo elektrikli aracını tanıtacağım size. %100 elektrikli. Lenovo Twizy ara modeli. Urban paketiymiş arkadaşlar bu. Tamamen %100 elektrikli ve 3 saatte şarj oluyormuş ve bunu size detaylı da şimdi göstereceğiz. Evet, gel şuradan başlayalım. Burada böyle güzel bir paneli var. Açtığımız zaman su tankını görüyorsunuz silecekler için. Su tankı var. Sileceği de şöyle. Ve şurada elektrik için, şarj etmek için normal ütü prizi gibi arkadaşlar. Normal şarj eder gibi şarja takıyorsunuz. 3 saatte şarj oluyormuş. Evet. Şimdi bundan dikkat ettiğim bazı özellikler. Kapının açılışı çok güzel yapmış arkadaşlar. Hemen çıkan şeye geç gösterelim. Şurada bir tane kolu var. Kolu kaldırdığı zaman otomatik kalkıyor. Gördüğünüz gibi yukarı doğru kalktı. Evet. Öbür kapıyı da açalım. Hemen şuradan açıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde açılıyor. İçini gösterelim herhalde çıkan arkadaşlara. Normal ebatlara göre bir kişi rahat sığabilir arkadaşlar buna. Gördüğünüz gibi otomatik bir araç bu. Pedalları görüyorsunuz zaten. Şurada da arkadaşlar ileri geri ve normal boşta olduğu şekilde gösteriliyor. Bu aracı normal araç için aynı. Model araç gibi yapmışlar. Urban paket olmasının özelliklerini ben size sonradan söyleyeceğim. Burada da bazı özellikler var. Evet, tekerler normal hava tekeri. Normal araç tekeri gibi. Dolma teker değil. Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Normal araç içi dizaynı yapmışlar. Fren gaz. Ve arkada bir kişi sığacakta kadar da bir özellik var. Bunun için de biraz öne gitmem gerekiyor. Bakalım ben sığabilecek miyim? Şöyle öne aldığınız zaman bakayım kullanış açısından hemen arkaya geçeyim. Bakalım arkaya sığabilecek miyim? Ben şimdi onu şöyle bir çek. Bir görsün arkadaşlar. Şimdi öbür taraftan ben binmeye çalışacağım. Evet. Bunu bayağı öne almam gerekiyor binmem için. Sonu bu kadar. Biraz zorlandım ama sığdım. Evet, bunu aldıktan sonra muhtemelen öndeki arkadaş koltuğu geri alacak. İki kişi rahat bir şekilde kullanabilir mi? Bu aslında biraz şüpheli. Daha çok çocuklar için yapılmış gibi duruyor. Şöyle sığıyorsunuz. Ama çıkarken nasıl çıkacağım bilmiyorum. Evet, elimi tut. Evet, çıktım. Zor da olsa. Evet, aracın iç dizaynı bu şekilde arkadaşlar. Arkasını gösterdim Erdiç. Aslında şık bir araba. Tamamen otobana yasaklı bu arabalar arkadaşlar. Şehir içi, yakın yerler için üretilmiş. Arkanın hızı 60 ile 80 hıza kadar çıkıyormuş. 80 km'ye kadar. Ve 100 km yol yapabiliyor arkadaşlar tek şarjda. Araba böyle. Tekerleri göstereyim ben. Tekerleri normal, siboplu teker. Burada hava için yer var. Gördüğünüz gibi. Hava kaçırmıyor. Güzel. Aracın detayları bu şekilde. Zaten gerekli bilgileri ben size slide hakkında aktaracağım arkadaşlar. Arkadaşlar, aracın ebatlarına gelecek olursak, aracın boyu 1.54 metre, iki teker arası genişlik ise 1.09 metre, tekerlerin dışından ise 1.38 metredir. Bu da park ederken ne kadar yer kaplayacağını bize gösteriyor arkadaşlar. Normal motordan biraz daha fazla geniş demek oluyor bu. Aracın eni ise iki teker arası 1.68 metredir. Bu durumda aracın iç hacminin ne kadar olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi aracın avantajları ve dezavantajlarını paylaşalım. Avantajları kısmında %100 elektrikli olması, şehir içi kullanımına çok uygun olması ve çevre dostu bir araçtır arkadaşlar. Elektrikli olduğu için fosil yakıtlar grubuna girmemektedir bu araç. Yakıt maliyeti olarak da tam şarj ile 2,5 lira ile 3,5 lira arası bir maliyete denk geliyormuş arkadaşlar elektrik faturasında. Aracın güzel özelliklerinden biri de araç ufak olduğu için park yeri sıkıntısı olmaması. Ve kullanım kolaylığıyla ön plana çıkıyor arkadaşlar bu araç. O zaman şimdi gelin dezavantajlarına bir bakalım. Dezavantajlarına gelecek olursak, öncelikle arabanın yan camları olmadığı için bir motor gibi dış ortam ile temas halindesiniz. Yağmurlu ve çamurlu günlerde kullanımı neredeyse imkansızdır arkadaşlar bu aracın. Kendi çabanızla yan camlara rüzgarlık tarzı bir şey yapmalısınız. Yoksa arabanızın içi su dolar.
Bu aracı kullanabilmeniz için arkadaşlar B ehliyete sahip olmanız gerekiyormuş. Bu da farklı bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Halbuki çarpışan arabalardan bir farkı yok bana sorarsanız. Arkadaşlar bu araç 2 kişilik tasarlanmış fakat arka koltuk çok küçük olduğu için muhtemelen motordaki oturma düzenine göre ayarlamışlar diye düşünüyoruz biz. Bu da konforlu olmadığını gösteriyor. Bize göre en büyük dezavantajını sorarsanız tabii ki fiyatı. Tabii bunu da sizin değerlendirmenize sunuyoruz arkadaşlar. Videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerle. Hoşça kalın.